Ayhan, daha seni yeni yeni tanıyorum tabii ama... bazen çok sinirlisin, bazen çok güler yüzlüsün. Bazen çok konuşuyorsun, bazense hiç. Öyle, haklısın. Ne diyeyim? İyi misin sen? İyiyim. Peki Tahir amca nasıl? İyi, yavaş yavaş kendine geliyor. Dün akşam bir operasyon vardı da döndük yine eski günlere. Tahir amcayı gerçekten babam mı çıkardı içeriden? Evet. Babanın avukatları savcıyla konuşurlarken yanlarındaydım. Operasyon Kars'taki olaylarla mı ilgiliydi? Ya sana bir şey söyleyeceğim. Beraber olduğumuz zamanlarda ne olur bana işimle ilgili sorular sorma. Peki, affedersin. Ne bileyim, benimle ilgili olduğu için sormuştum. Tamam, anlıyorum ama... Neyse. Bir şey soracağım. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Her soruyu soracak kadar cesur bir kızsın bir kere. Ne bileyim, farklısın. Naifliğinin altında öyle her an yumruğunu masaya vuracakmış gibi bir halim var. Çok etkileyicisin. Ya ben etkileniyorum. Ya ne bileyim, ben sana soruyor muyum böyle şeyler? Evet, haklısın. Ben düşündüklerimi daha çok yazıyorum zaten. Belki bir gün sana okuturum. Sana yazacak bir şeyler daha çıktı. Nasıl yani? Şu arkandaki masada, hemen bakma. Bir kadın, iki erkek oturuyor. Evet. Onlar bizi takip ediyorlar. Nereden çıkartıyorsun? Biz seninle nerede buluştuk? Alışveriş merkezinde. Bunlar üst kattan bize bakıyorlardı. Sonra metroya bindik, bunlar arka vagondaydılar. Sonra buraya girerken karşı kaldırımdan bizi izliyorlardı. Şimdi de oraya oturmuşlar, armut gibi bana bakıyorlar. Peki benim içimden ne yapmak geliyor? Buradan kalkıp bizi artık. Hemen geliyorum. Afiyet olsun. Hanımefendi, müsaadenizle. Otur. Otur, kafanı kırmayayım. Babasına gidip söyleyin. Ya ben bu sevdadan vazgeçeceğim, ya da o adam yaşadığı hayattan vazgeçecek. Bari takip ettiriyor, sizin gibi salak tavukları koymasın peşime. Kaybolun buradan, hadi. Efendi, 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 efendi. Afiyet olsun. Tamam canım, bir şey yok, hadi otur yanına. Şarap ister misin? Olur. Bakar mısın?